أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الله يصطفي من الملائكة رسلا ومن الناس اللَّهُ سَمِيعٌ بَصِيرٌ يَعْلَمُ مَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ والى الله ترجع الامور يا ربكم وافعلوا الخير <applause> وافعلوا الخير لعلكم تفلحون وجاهدوا في الله حق جهاده هو اجتباكم وما جعل عليكم في الدين من حرج ملة أبيكم إبراهيم وسماكم المسلمين من قبل وفي هذا ليكون الرسول شهيدا عليكم وتكون شهيدا عليكم. شهداء على الناس فأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واعتصموا بالله هو مولاكم فَنِعْمَ الْمَوْلَى وَنِعْمَ النَّصِيرِ صَدَقَ اللّٰهُ الْعَظ۪يمُ Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve berekatü Efendim Kanal 3 ekranlarından tüm izleyenlerimize kucaklar dolusu sevgiler, saygılar... Afyonkarahisar İl Müftülüğü olarak hazırlayıp sunduğumuz Hakikatin İçinden isimli programımızda yine çok önemli bir konu ve çok değerli iki konuğu ağırlıyoruz. Efendim bugün yine çok önemli bir konu demiştik ya. Engellilere vefa konusunu işleyeceğiz inşallah ve 3 Aralık Dünya Engelliler Günü'nü konuşacağız. Konumuza geçmeden önce her zaman olduğu gibi size iki değerli konuğu takdim etmek istiyorum. Efendim ilk konuğumuz yine Afyonkarahisar İl Müftülüğümüzden İl Müftü Yardımcımız Sayın Harun Yılmaz Hocam bizlerle beraber. Sayın Hocam hoş geldiniz programımıza. Hoş bulduk. Teşekkür ederim Hasan Hocam. Nasılsınız? İyisiniz Elhamdülüm inşallah. Sizler nasılsınız? Hamdolsun. Allah razı Allah olsun Allah Sayın Hocam. Hüseyin. Evet ikinci konuğumuz ise yine Afyon Merkez'den Yeni Camii İmam Hatibi sevgili Niyazi Sak Hocam. Yine bu programda bizlerle beraber. Sayın Hocam siz de hoş geldiniz teşekkür programımıza. Hoş bulduk Hasan Hocam. Nasılsınız? Hamdolsun. Teşekkür ederiz. Sizler nasılsınız? Hamdolsun. Allah razı olsun. Hocam her ne kadar nezaketen sağ olun dese de rahatsızdı. Bizi kırmadı programımıza. Hasta haliyle geldi ve o güzel kıraatıyla kulaklarımızın pasını sildi. Bunun için yine ayrıca teşekkür ediyoruz. Kendisine Allah razı olsun. Evet efendim engellilere karşı vefa konusunu işleyeceğiz. 2021 yılı biliyorsunuz valiliğimizce vefa yılı olarak ilan edilmişti. Ve 3 Aralık Dünya Engelliler Günü konuşacağız ama konumuza geçmeden önce Sayın Hocam bir girizgah sorusu olarak... Engellilik nedir? Engellilik bir engel midir? Sorusuyla başlayalım mı? Ne dersiniz? Evet Hasan Hocam teşekkür ediyorum. Sözlerimin başında Rabbimize hamdü sena ederek alemlere rahmet olarak gönderdiği sevgili peygamberimiz Hz. Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve selleme salat ve selam eyleyerek ekranlar başında bizleri izleyen tüm kardeşlerimize saygı, muhabbet ve hürmetlerimizi sunarak sözlerimize başlıyoruz inşallah. Tabi biraz önce girişte de ifade ettiniz. 3 Aralık Dünya Engelliler Günü. Yani yarın 3 Aralık Dünya Engelliler Günü. Dolayısıyla engelliler konusunda, engellilik konusunda bir hassasiyet, bir farkındalık, bir bakış açısı, doğru, sağlam, sahih bir bakış açısını Kur'an ve sünnetin, dinimizin bakış açısını netleştirmek ve bu konuda ee, üzerinde bir kez daha düşünmek için böyle bir programı tertip e, etmeniz e, gayet güzel. Müftülüğümüz hakikaten de güzel bir e, program vesilesiyle bizleri e, kıymetli izleyicilerimizle buluşturdu. Hasreten tekrar teşekkür ediyorum. Tabii e, engellilik nedir? Genelde engellilik e, şöyle tarif edilir. Yani insanın doğuştan, veyahut da sonradan bir takım arizi hallerle, sonradan meydana gelebilecek bir takım sebeplerle, fiziksel, e, zihinsel, duygusal, duygusal, e, psikolojik, sosyal yönden bir takım, e, bir takım sıkıntılarla karşı karşıya kalması ve e, toplum içerisinde ihtiyaçlarını temin noktasında zaman zaman sıkıntı ve problem yaşaması halidir yani maddi çerçevede baktığımız zaman bu şekilde tabi ifade edebiliyoruz Tabii ki tüm insanlar şunu bilmek gerekir ki herkes her durumda ve her zamanda aslında potansiyel olarak engelli adayı Dolayısıyla bu herkesi ilgilendiren bir mesele Yani ben sağlam, ben bedenen, zihnen, psikolojikmen sağlam ve herhangi bir engelim yok, herhangi bir sıkıntım yok diyemeyiz. Çünkü her an herkes bununla ne olabilir adeta karşı karşıya kalabilir. Kaldı ki bir takım hastalıklar da, bir takım musibetler, sıkıntılar da yine işin bu boyutu, yani insan her halükarda yaşadığı müddetçe ömrünün başından sonuna kadar e, bu hal ile bu durumla mutlaka karşı karşıya kalabilir. Dolayısıyla toplumun herkesi ilgilendiren, hakikaten de önemli bir konu, hakikaten de iyi anlaşılması gereken, üzerinde e, çokça durmamız gereken bir husus ve konu. Eyvallah Sayın Hocam. Tabii kim niye göre engelli, kime göre engelli? Fiziki yapının sağlam olması değil. Ee, insanlar İslami açıdan yani dinimiz geniş olarak baktığı için söylüyorum olmadığı için e, tabi bir takım engeller olabiliyor. E, sayın Hocam Kur'an ve sünnet başımızın tacı mutlaka bizim olmazsa olmazlarımız. Dinimiz İslam'ın Kur'an ve sünnet çevresi e, çerçevesinde engellere bakış açısı nasıldı? Efendimiz döneminde engelli sahabeler var. Efendimiz'in bunlara karşı yaklaşımı konusuna değinecek olursak bize neler söylersiniz? Evet. Şimdi e, tabi bir defa insan e, Allah'ın yeryüzünde yaratmış olduğu en kıymetli, en değerli bir varlık. Rabbimiz insanı bu şekilde yaratmış. En değerli, en şerefli, en kıymetli bir varlık. Ve e, Allah katında insanın değerini belirleyen İnsanın e, fiziki sureti, şekli, görüntüsü değil. Allah sizin dış görünüşlerinize, şekillerinize, suretlerinize bakmaz, ona göre değerlendirmez diyor. Allah sizin kalplerinize, niyetlerinize ve amellerinize göre değerlendirir. Dolayısıyla bedeni noktadaki farklılık, bedeni noktadaki bir takım <laughs> yani göreceli bir takım şeyler Allah katında e, değer ölçüsü belirlemiyor. Allah katındaki değer ölçümüz bir insan Müslüman olmamız, insan olmamız, Müslüman olmamız ve Allah'a karşı takva bilinci içerisinde olmamız. Görev ve sorumluluklarımızı Rabbimize karşı ve diğer insanlara karşı yapma ölçüsü. Temel kriter bu. Bu noktadan hareket edildiğinde, şimdi Kur'an-ı Kerim aslında engelliliği, asıl engelliliği maneviyat yönünden hep vurgular. Yani Kur'an'da maddi olan bir takım kusurlar, noksanlıklar, eksiklikler engellilik sayılmaz. Engellilik olarak değerlendirilmez. E, asıl engellilik ki e, Haç suresinde şöyle bir ayet vardır der ki fe inneha la ta'mal absar ve lakin ta'mal kulubul lati fi sudur. Şu bir gerçektir ki, şu bir hakikattir ki gözler görme özelliğini kaybetmez. Yani gözler körleşmez. Asıl şu sat, göğüslerdeki kalpler körleşir. Eyvallah. Şimdi Kur'an e, inançtan, insanlıktan, değerlerden yoksun olan insanlar için der ki, onların gözleri vardır, görmez. Eyvallah. Gözleri vardır diyor. Maddi göz var ama görmez diyor. Kastettiği farklı bir şey. Evet. Maneviyatı görmez. Gözleri vardır, görmez. Onların kulakları vardır, işitmez. Hakka kapalıdır doğruya, hakikate kapalıdır. Onların dilleri vardır fakat konuşmaz, söylemez. Onların kalpleri vardır, anlamaz. Şimdi dört uzudan, ağzadan bahsediyor. Görme olayından, işitme olayından, konuşma olayından ve kalbin anlaması olayından bahsediyor. Bak, onların vardır ama anlamazlar. Niye? Çünkü Kur'an burada manevi yönden hak ve hakikate gözünü, kulağını, dilini kapatmış insanı gerçek anlamda engelli bunu tarif eder, bunu karşımıza koyar. Bunu karşımıza koyar. Yani maddi yöndeki engelliliğe de Kur'an atıfta bulunur ama onu bir kusur, bir eksiklik değil. Ya yani e, onlara bir takım bazı ruhsat ve kolaylıkların olduğunu ifade noktasında buyurur. Mesela Kur'an-ı Kerim'de Fetih suremiz vardır. Fetih suresinde ayetler der ki leyse alel a'ma haracun yani görme engelliye zorluk yoktur. al alel a'ma haracun yürüme engelliye bir zorluk yoktur. al alel meridhi haracun hastaya da bir zorluk yoktur. Şimdi e, bir takım mükellefiyetlerden onlar e, aleta muaf oluyorlar. Tabi engellilik derecesine göre. Aslında Zihinsel engellilik noktasındaki diğer tüm engellilikler bizlerde mükellefiyeti düşürmüyor. Eyvallah. Sadece bizden mükellefiyeti düşüren zihinsel yani bir insanın akli iradesini, melekesini kullanmaktan hani yoksun olması, bunu kullanamaması noktasında o kimse dini noktada mükellefiyet içerisinde değil. Yani evet. o insandan dinin emirleri yapması beklenmez. Yani. Namazdır, oruçtur, zekattır, haçtır yahut diğer sosyal bir takım ibadetlerdir. Ancak e, bunun dışındaki e, bir takım arizi, farklı bedeni engeller o kimsenin ibadetine, kulluğuna engel de teşkil etmez. Şimdi e, mesela görme engelliye e, zorluk yoktur dedi. Savaş ve benzeri gibi bir takım e, seferlere katılma. Yani e, bir takım bazı şeylerden onlar muaf tutulmuş. Yoksa görme engelli namazda muaf değil, oruçta muaf değil, zekattan muaf değil, bu ve buna benzer şeylerden muaf değil. E, ama işte onun bir takım e, yapamayacağı şeylerden e, muaf tutulmuş. Yahut işte e, yürüme engelliye e, zorluk yoktur derken, e, diyelim ki işte cemaate gidip gelme, katılabilme, onlarla e, içinde olabilme, cemaate namaza devam etme noktasında, e ee, bir takım engeller ona e, engel olabilir ama evinde kılmaya, evini mescit edilmesine bir engel evet. yine oluşturmuyor. Veyahut da e, ayet hastayı da böyle alel maridi Hastaya da bir zorluk yoktur. Ee, kaldı ki e, hastalığın bir bölümü e, zihinsel noktadaki hastalıklar da biz aynı zamanda engellik olarak da değerlendirebiliyoruz. Değil mi? Evet. Veyahut hastalığın genel çerçevesi içerisinde bir takım engelli halleri de buna dahil edebiliriz. Eee Demek ki fiziki noktadaki engelliklerde e, bir takım ruhsatların söylenmesi ve kolaylıklar var. Bu bağlamda değerlendiriyor. Fakat asıl engelliliği Kur'an fiziki engellilik olarak görmüyor. Ve e, kim ki maneviyata bu noktada, bu dünyada maneviyata gözlerini kaparsa, maneviyata kulağını tıkarsa, maneviyata dili söylemezse ve Allah'ın zikrinden bu noktada uzak kalırsa ve men a'rada an zikri fe inne lehu danka. Kim ki Allah'ın zikri olan Kur'an'dan diyor uzak kalırsa ona dar bir geçim vardır. Ve nahşuruhu yevmel kıyamet a'ma. Biz onları kıyamet günü ama olarak haşrederiz diyor. Yani bu dünyadaki o maneviyata kalplerini, gözlerini, lisanlarını, dillerini, kulaklarını kapattıkları için adeta yevmi kıyamette biz onları ama olarak, görmez olarak haşrederiz buyuruyor. Yahut da bir ayette hep manevi yönünü vurguluyor. Der ki, وَمَنْ كَانَ ف۪ي هَذِهِ عَامَا فَهُوَ فِي الْآخِرَةِ ve وَاَضَلُّ سَب۪يلًا Kim ki bu dünyada hakikate gözlerini kaparsa, bu noktada ama olursa, ahirette de diyor ama olur diyor. Ahirette de ama olur. Belki tersi olursa kim ki bu dünyada hakikate gözlerini açarsa, bedeni olan o, o, maddi gözü de kapalı bile olsa ahirette o maddi gözü de açılacaktır. Ki Peygamberimiz bir ama sahabi, Peygamberimize ya Resulallah ahirette, cennette ben de bu dünya gözleriyle görebilecek miyim diyor. Rabbine kulluk içerisinde olduğun zaman elbette göreceksin. Yani bu dünyadaki senin o maddi amalığın seni ahirette ama kılmayacak diyor. Orada gayet e, güzel ve rahat bir şekilde göreceksin buyuruluyor. Tabii e, şimdi engellilik durumunu işin bir e, ne diyelim bir takdirat yönüyle bakmak var. Eyvallah. Özellikle doğuştan gelen şeylerde değil mi düşündüğümüz evet. zaman. Bir de bir takım kusur, hata ve noksanlıklardan kaynaklanma yönü kaynaklanma yönüyle var. Evet. Sonuçta sebep ne olursa olsun fiziki, fiili bir durum var ki toplumumuz içerisinde ee, yaklaşık mesela ülkemizde insanların yüzde on gibi bir rakama tekabül eden bir engellilik oranı var. Engellilik oranı var. Ee, yani ve bu gittikçe de artıyor. Niye? Bir takım e, yani kazalar vesaireler, şunlar bunlar. Yani daha sonradan engellilik halleri de artabiliyor. Bir takım e, han savaşların evet. vermiş olduğu, bir takım e, kazaların vermiş olduğu sebebiyetlerle birlikte bu oran da artabiliyor. Tabii ki doğuştan gelen bir takım şeyler de var. O zaman işin içerisinde bir imtihan boyutu var, bir tedbirsizlik, belki bir e, dikkatsizlik, bir hata boyutu var. Bu boyutları birbirinizde ay ayırmamız gerekiyor. Yani biz takdir noktasındaki şeye müdahale edemeyiz. Allah'ın baştan beri yaratıp o şekilde takdir ettiği bir duruma biz müdahale edebilir miyiz? Edemeyiz. Hayır. Ama elimizdeki bir takım tedbirlerle. Bir takım teşebbüslerle veyahut da çaba ve gayretle bir takım sıkıntıların önünü alabiliriz. Bu tedbirleri yapabiliriz. Ee, ama buna rağmen yine sonuçta engellilik hali ne yapabilir? Ortaya çıkabilir. Onun için bu bir imtihanın bir yönüyle parçasıdır bu. Evet. İmtihanın bir parçasıdır. Bir yönüyle de hani bir takım eksiklik, kusur ve hatanın da belki e, getirdiği sonuç olarak değerlendirmek gerekebiliyor. Şimdi kıymetli Hasan Hocam, yani imtihanın bir parçası olarak baktığımız zaman, yani Allah nasıl, ne şekilde, kimi yaratmayı murad eylemişse o şekilde yaratacaktır. Yaratan Allah'tır. Eyvallah. Yaratıcıya e, bizim müdahalemiz olmaz. Allah şöyle yaratsaydı deme şansımız yoktur. yoktur. Rabbimiz biz nasıl yarattıysa, yani beni böyle yaratmayı murad eyledi, seni öyle yaratmayı murad eyledi, hocamı o şekilde yaratmayı murad eyledi. Bazen e, Allah vermiş olduğu nimetlerin tamlığıyla, bütünlüğüyle imtihan eyler. Bazen Allah Rabbimiz vermiş olduğu nimetlerin bir takım eksikliği ve noksanlığıyla ya bu manada maddi olarak yoksa o gerçekten bir eksiklik noksanlık değil. Yani. Rabbimiz onu öyle görmeyi burada eylemiş. Yani Allah'ın öyle gördüğünü biz zaten olumsuz göremeyiz. Yani çünkü e, yaratan ona hayatı veren Rabbul Alemin, alemlerin Rabbi olan Allah'ın takdir ettiği, verdiği, sunduğu bir şeyi biz nasıl kerih ve olumsuz görebiliriz ki? Zaten böyle bir şansımız yok. Biz olsa olsa bunu anlama, idrak etme çabası içerisinde olabiliriz. Acaba Rabbim niye böyle lütfeyledi? Demek ki bunda bir hikmeti var. Bizim bilemediğimiz, göremediğimiz, arka planını hissedemediğimiz bir takım mutlaka hikmetler var demek gerekir. E ve en başında bunun işte imtihan boyutu geliyor. Allah, e, andolsun sizleri bir takım şeylerle imtihan edeceğiz diyor, değil mi ayette? Evet. E bu imtihan boyutlarından bir tanesi de hakikaten de işte böyle bir durum. Yani Rabbimiz varlığıyla da, e, vermesiyle de e, imtihan ediyor. E, eksikliğiyle de, noksan bırakmasıyla da bir takım şeyleri e, az vermesiyle de ne yapabiliyor? İmtihan edebiliyor. Kur'an bize e, bu engellilik boyutunu özellikle bu yönü vurguluyor. Yani e, Kur'an'daki işin özün ifadesi gerçek engellilik maneviyat engelliliğidir. E, maddi olan engellilik e, bir engellilik değildir. İnsanlar nazarında e, Allah'ın katında insanları farklı kılmaz. Allah e, onun o bedeni durumuna göre veyahut da bir takım e, noksanlıklarına göre asla onu değerlendirmez. O sadece e, insanlar içerisindeki Farklı bir durumudur onun. Herkesin kendine ait farklı bir durumu vardır. Ee, Onunki de öyledir. Rabbül Alem'in onların e, imanına göre, ameline göre, niyetine göre ve bakış açılarına göre elbette değerlendirecektir. Tevekkül, teslimiyet ve bu noktalar işte burada devreye giriyor, önem arz ediyor. Ağzınıza sağlık kıymetli hocam. Bu arada e, birinci bölümü noktalayacağız içeceğiz burada. Evet, çok hızlı e, gitmiş. Muhabbet... Güzel olunca zamanın nasıl geçtiğini bilemiyoruz ama bize ayrılan süreye geldik. Birinci bölüm burada noktalayacağız. İnşallah reklamlardan sonra devam edeceğiz. Evet kıymetli izleyenlerimiz hakikatin içinden birinci bölüm burada noktalanıyor. Kısa bir reklam arası veriyoruz. Reklamlardan sonra yine kaldığımız yerden devam edeceğiz. Bizi izlemeye devam edin.

cemalin şulesinden Mah cemalin şulesinden Çalkalanıp göle düştü Çalkalanıp göle ah ben ni dem Ki arz Felek bir gün cana kıyar. Felek bir gün cana kıyar. Sizi kabdan kabar. kaba koyar Kimi atlas libas giyer Kimi atlas libas giyer Şükür bize abadu Şükür bize aba düştü. Ah ben nidem Kime Efendim yeniden merhabalar. Televizyonlarını yeni açan sevgili izleyenlerimiz için kısa bir hatırlatma. Afyonkarahisar Karahisar İl Müftülüğümüzce hazırlanan Hakikatin İçinden isimli programımızın ikinci bölümüne Niyazi Sak Hocam'ın güzel bir ilahisiyle başladık. Efendim bugün engellilere karşı vefa konusunu konuşuyorduk. Birinci bölümde Kur'an ve sünnet çerçevesinde dinimizin engellilere bakış açısını konuşarak noktalamıştık. Yine ikinci bölümde buradan devam edelim istiyorum. Kıymetli hocam Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin engelli sahabelere yaklaşımı, bakış açısı, izlediği yol nasıldı? Bu konuda neler söylersiniz? Evet. Tabii şunu ifade etmek lazım. Ee, bir e, insanın inkar, e, isyan ve günah durumu hariç her hali şükredilmeye, her hali imre, imrenilecek bir durumdur. Daha doğrusu şaşılacak bir haldir müminin hali. Peygamberimiz bir hadisinde şöyle buyurur: Müminin durumu, hali gerçekten şaşılacak, böyle e, şaşıl insanı şaşkına çevirecek, şaşılacak bir durumdur. Hayret verici bir durumdur. Çünkü onun her hali hayırdır der. Bakın her hali. Biraz önceki söylediğimiz durumlar hariç. O zaten hayır olmadığı için yani inkârı, isyanı ve günah durumu hariç müminin her hali hayırdır. Onun için hayırdır. Başına bir musibet gelse, başına bir sevineceği durum gelse şükreder. O onun için hayırlı olur. Başına bir musibet gelse sabreder. O onun için yine hayırlı olur. Bir defa bu müjde bize var. Yani müminin her hali hakikaten de hayır. Dolayısıyla insanın her hali, yani sağlıklı olsa, e, hasta da olsa, e, engelli de olsa, e, herhangi bir bedeni engel de olmasa, mümin, Müslüman, Rabbine karşı mütevekkil kulun her hali hayır bir defa. Peygamberimiz bu müjdeyi bize veriyor, buyuruyor. Tabi e, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem yine şu müjdeyi de veriyor. Ayağına batan bir diken bile olsa mümine bir güzellik, bir mükafat ondan dolayı bir sevap kazandırılır. Şimdi bu müjde de var. Ayağına batan bir diken bile olsa. Yine bir hadisinde peygamberimiz ben bir kulumun iki sevgilisini gözleri kastediyor. Eğer iki sevgilisini alırsam ona bedel cenneti ona veririm. Cenneti ona lütfederim buyuruyor. Yani. İsyan etmez ise, kaderi isyan etmezse, inkara Allah korusun küfre vesaire girmezse, isyana kalkışmazsa ve ona sabrederse ve elinden geldiğince de Rabbine kulluğu ederse o kimse adeta cenneti bir nevi elde etmiş oluyor. Yani garantilemiş oluyor bu noktada cenneti. Çünkü Peygamberimizin müjdesi var. Hocam affınıza mağdurken keseceğim belki ama Cenab-ı Allah hiçbir kuluna taşıyamayacağı yükü vermiyor bu bilinçle insan başına gelen ne olursa olsun demek ki ben bunu kaldıracak kapasitedeyim ve Cenab-ı Allah bunu bize verdi deyip işe buradan bakmak lazım. Buradan başlamalı yani, yani. Evet. evet. Ümitsizliğe, e, isyana, kapılmadan. kapılmadan. Şimdi e, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem hakikaten de e, ashabıyla e, ki içinde engelli olanlar da vardı, bedeni engelli olanlar da vardı. E, bir tane çok ilginç bir örnekle başlamak istiyorum. Aynı zamanda Kur'an'da e, Abese suresinin de nazil olmasına, ilmesine sebep olan bir sure. Şimdi Abdullah İbni Ümmü Mektum isimli ama bir sahabi. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem bir gün e, Mekkeli müşriklerin ileri gelenlerine hani İslam anlatıyor, dini anlatıyor. Onların inanması, iman etmesi için çaba ve gayret içerisinde adeta ee, fela alleke bâhiun ayetinde ifade edildiği gibi peygamberimiz neredeyse kendini helak eder tarzında insanlara İslam'ı, dini, Kur'an'ı anlatıyor ve onların mümin olması için uğraşıyor. Yine bir gün böyle bir günde etrafında birkaç tane müşriklerden İslam anlattığı insanların olduğu bir sırada Abdullah İbni Ümmü Mektum isimli ama bir sahabi çıka geliyor. Tabi Peygamberimiz o anda onlara anlatırken, konuşurken Abdullah İbni Ümmü Mektum sahabi diyor ki Ya e, Resulallah bana ee, Kur'an'ımızın bana Rabbimizin ayetlerini oku, anlat diyor. Öğreneyim diyor. Tabi Peygamberimiz o anda karşıdaki, yanındaki o müşriklere bir şeyler anlatıyor. Onlar da tam böyle e, tasdik eder bir boyuta gelmiş. Tasdik etmiyorlar ama evet dediklerim doğru diyorlar. Peygamberimiz de herhalde bunlar da bir iman yeşertisi olacak düşüncesiyle onlara meyil etmiş, yönelmiş. Fakat Abdullah İbni Mektum sorusunu bir daha soruyor. Peygamberimiz ona cevap vermiyor o anda. E, hatta e, ondan yönünü öbür tarafa doğru çeviriyor. Yüzünü ondan çeviriyor. Fakat o çevirdiğini ama sahabi zaten göremiyor, görmüyor. Fakat bunun üzerine Rabbimiz Kur'an-ı Kerim'den e, Abese suresinin ilk ayetlerini indiriyor. Abese ve tevalla. Yüzünü e, çevirdi ve e, döndü diyor. Yüz çevirdi ve yüzünü ekşitti ve döndü diyor en جاءه الاعمى kendisine bir ama geldi diye ve ma yudrikelleallahu yezzakka nereden bileceksin ki belki o diyor arınıp temizlenecek ev yezekkaru feten fahu zikra belki o öğüt alacak o öğüt ona fayda verecek ve emma men ja'ake yesa fehu yakhsha fa anta anhu sana böyle hani Canı gönülden gelerek bir şeyler öğrenmek isteyenden sen birazcık böyle yüz, yani yönünü çeviriyorsun diyor. Öbür taraftan hakikati kavramayacak olan insanlara mail ediyorsun, bunu böyle yapma diyor. Bu uyarı üzerine Peygamberimiz bakın yani orada aslında Peygamberimizin yaptığı bir yanlışlık yok, sadece e, o esnada meşgul olamıyor ama evet. sahabeye dönüp de cevap veremiyor. Hatta ama için... sahabi peygamberimizin yönünü döndürümle görmüyor normalde. Ama Rabbimiz evet. orada hemen uyarı ve ikazı bildiren ayetleri indiriveriyor. Bir art niyet yok ama Tabii Efendimizin kesinlikle. üzerinden şimdi hepimiz için geçerli olan i̇şte mi? İşte Efendimizin evet. üzerinden hepimiz üzerinden geçerli olan yani bir garibanı, bir zayıfı e, yahut... E, kendisini böyle e, hani bir şeyler öğrenme amacıyla böyle canı gönülden gelen bir insanı ihmal etmemek ya ya. lazım geldiğini biz burada anlıyoruz. Ve özellikle bakın o sahabinin ama olması değil <laughs> mi? İşe ayrı bir boyut katıyor. Hatta Peygamberimiz o sahabiye daha sonra diyor ki, Ey diyor Rabbimin kendisiyle beni uyardığı ve ikazda bulunduğu e, sahabi diyor, ikazda ve uyarda bulunduğu kişi diyor. Ve Peygamberimiz bu sahabiye daha sonraları önemli bir takım görevler de veriyor. Bakın Peygamberimizin hayatında e, maddi bir takım engeli olan sahabilerin bir takım önemli görevler aldıklarını, toplum içerisinde bir takım vazife ifa ettiklerini örnekleri de var. İşte bunlardan birisi Abdullah İbni Ümmü Mektum sahabi. Peygamberimiz e, 13 defa bunu Medine'de kendi yerine vekil bırakıyor. Yani değişik vesilelerle sefere çıktığında, Medine dışına çıktığında, yerine bu ama sahabeyi 13 kez vekil olarak bırakıyor. Eyvallah. 13 kez vekil olarak bırakıyor. Ee, aynı zamanda müezzinlik yapıyor bu ama sahabi. Abdullah İbni Ümmü Mektum. Hatta Abdullah İbni Ümmü Mektub'un e, eviyle mescit arasında işte hurma ağaçları ve bir takım e, engeller var. Peygamberimize diyor ki ya Resulallah e, benim evimle mescit arasında işte hurma ağaçlar var, bir takım ağaçlar var, çallıklar var. Ben gelip gitmekte zorlanıyorum. Namazımı evde kılabilir miyim buyuruyor. Peygamberimiz ezanın sesini duyuyor musun diyor. Duyuyorum, işitiyorum ya Resulallah. O zaman diyor camiye gel diyor. Yani burada Peygamberimizin aslında Abdullah İbni Mektubu hem toplum içerisinde görmek istediğinin hem ona vazife verip o vazifeyi güzel bir şekilde ifa ettiğinin geri dönüşünü almak istiyor. Ve hakikaten de o sahabi o vazifeyi güzel bir şekilde yapıyor. Yine Peygamberimizin ashabından Muaz bin Cebel. Muaz bin Cebel. Peygamberimiz Sallallahu Aleyhi ve Sellem Muaz bin Cebel yürüme engelli bir sahabi. Yürüme engelli bir sahabi. Evet. Muaz bin Cebel'i Peygamberimiz Sallallahu Aleyhi ve Sellem Yemen'e vali ve kadı olarak gönderiyor. Orada hem hükmedecek hem dini noktada insanların arasında kadılık vazifesi yapacak. Hatta onu oraya gönderirken Ey Muaz diyor, sana bir mesele arz edildiğinde ne yapacaksın diyor. Ya Resulallah, Allah'ın kitabına bakacağım önce diyor. Peki Allah'ın kitabında bulamazsan, Allah'ın Resulünün uygulamasına ve sünnetine ve hadisine bakacağım diyor. Peki diyor, onda da bulamazsan, o zaman diyor, Allah'ın kitabı, Resulullah'ın hadisi ve sünneti çerçevesinde iştihad edeceğim diyor, meseleyi çözeceğim diyor, meseleyi diyor, ulu orta bırakmayacağım diyor. Bak böyle de çabalı ve gayretli bir sahabi. Kim? Muaz bin Cebel Hazretleri. Yine tabi e, Peygamberimizin e, ashabından Abdullah İbni Abbas var. Çok değerli, çok kıymetli bir sahabe. Abdullah İbni Abbas. Abdullah İbni Abbas ki kendisi tercümanul Kur'an. Yani Kur'an'ın tercümanı. Ve Habrul Ümme deniliyor. Yani ümmetin alimi bilgini. Bu sahabi daha küçük yaştan itibaren e, önemli meclislerde bulunuyor. ilim meclislerinde. Hazreti Ömer ilim meclislerinde onu alıyor. Bu sahabi ömrünün sonlarına doğru e, e, ama yani görme yetisini kaybediyor. Ama bu sahabi azminden, gayretinden, çalışmasından, çabasından ne yapmıyor? E, bir fedakarlık, feragat yapmıyor. Aynen o şekilde e, devam ettiriyor. Tabi Peygamberimiz e, bazen e, o fiziki engelinden dolayı ruhsat verdiği sahabiler de var. İşte bunlardan birisi İtban bin Malik. O da aynı şekilde e, ''Ya Resulallah'' diyor. Benim evim mescide uzaktır. Benim gelip gitme şansım yok. O daha uzaktaymış. Ezan sesini de duymuyor. Benim evime gelip de diyor, evimin bir köşesinde diyor, bir namaz kıldırsam, ben de orada hanemde ahalime, aileme diyor namaz kıldırsam, peygamberimiz ona o değeri veriyor. Gidip evine, evinin bir odasında işte bir namazgahta namaz kılıyor ve itban min maliye o değeri ne yapıyor? Vermiş oluyor. Yine İmran bin Hüseyin var ashabdan. İmran bin Hüseyin. Bu da bir takım e, sıkıntılar çeken yaklaşık 30 yıl bir rahatsızlık, hastalık sebebiyle e, biraz da tabii aşırı bir takım kilolar sebebiyle sıkıntı çeken bir e, insan. E, İmran bin Hüseyin. E, Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem bunun şahsında hem bir kolaylığı ifade ediyor. O tabii nasıl namaz kalacağını, nasıl ibadet edeceğini soruyor. Çünkü bir takım şeyler yapmakta zorlanıyor. O hastalığından ve aşırı kilosundan dolayı. Peygamberimiz diyor ki, e, gücün yeterse ayakta namaz kıl diyor. Gücün yetmezse oturarak namaz kıl diyor. Gücün yetmezse yan üstü yatarak namaz kıl diyor. Şimdi biz bu hadiste hep ne örnek veririz? Yani namazı, ibadeti insan her halükarda ne yapmalı? Yerine getirmeli, gerçekleştirmeli. Dedik ya sohbetimizin başında, zihni engel dışında yani akli melekelerin Sıkıntıya düşmesi dışındaki her durumda insanın e, ibadetlerde mükellefiyeti vardır. Eyvallah. Yani ben ibadetlerden Eyvallah. bu noktada kurtuldum bana artık hiçbir şey farz değil yapmam gerekmez diye bir anlayış elbette ne olmayacak tabii ki e, olmayacak. Hatta fosseptik çukuruna düşen ama bir sabeye çıkardıkları zaman ikindi namazını kıldın mı? diye Efendimizin sorusu var yani. Ee, işte düştün ama Ya Resulallah boynuma kadar işte pisliğin içine gömülüydüm. İkindi namazını kılacaktı. Tabi o şekilde aynen söylüyor. Evet. Ee, yine çok ilginç bir örnek. Ee, Ashab'dan Ebu Zer var. Ebu Zer Hazretleri. Eyvallah. Ebu Zer Hazretleri bir gün Peygamberimize şöyle bir sezerençte bulunuyor. Ya Resulallah diyor. Zenginler sevapları götürdü diyor. <laughs> Bak zenginler sevapları götürdü diyor. Onlar bizim gibi namaz kılıyor diyor. Onlar bizim gibi oruç tutuyor. Onlar bizim gibi hacca gidiyor. E, fakat onlar ilaveten tasaddukta da bulunuyor diyor. Yani bir takım mali infakta da bulunuyor. Zekat veriyor, sadaka veriyor. Biz ise bunu yapamıyoruz. Bu noktada bunlardan e, yani geri düşüyoruz. Bir sıfır mağlup oluyoruz gibi demek istiyor. Peygamberimiz buyuruyor ki e, Allah size tasadduk etme imkanı vermedi mi diyor. Verdi diyor. Evet. Nedir? Nasıl ya Resulallah? Ee, Ağmaya yol göstermen sadakadır buyuruyor. Yani görme engelli kardeşine yol göstermen bakın sadakadır. Ee, yolda insanlara eziyet verecek şeyleri alıp bir kenara atman sadakadır. Bineyine binemeyen bir insanı bineyine bindirmen sadakadır. Ee, tebessüm dahi, güler yüz dahi sadakadır. Dolayısıyla iyilik yapma noktasında kimse hani engelini, mazeret engelini engel görmeyecek. Eyvallah. Kaldı ki biz engel engel değildir değil mi? Yani kesinlikle. E, engel engel değildir. işte engelsiz bir hayat. Ya toplum içerisinde elbette ki sonuçta e, engelli kardeşlerimizin mutlaka yapabilecekleri, kendi imkanları içinde yapabilecekleri e, var yapamayacaklar belki var ama yapabileceklerini azami derecede bu potansiyeli kullanmak gerekir. Eyvallah. Ya hani sen engellisin, sen bu işi yapamazsın değil. Sen bu işi yaparsın. Sen bu işi başarırsın. Senin bedeni gözün kapalı olsa da kalp gözün açıktır. Sen kalp gözünle görüyorsun, azminle, iradenle bu işi başarırsın demek lazım ki geçmişten günümüze nice engelli kardeşlerimizin büyük işler başardığını biliyoruz, değil mi? Evet. İşte Aşık Veysel o, o haliyle nice güzel türküleri ifade etti. Mesela Beethoven için denilir ki, yani gözleri Beethoven'a işitme engelli bir birisi ama çok harika besteler yaptığı söylenir değil mi? Ki öyle evet, ya. Beethoven dünya çapında bilinmiş bir insandır. Yani nice bunun örnekleri var ki onun bedeni engelliliği ona engel değil. Bakın bu sene içerisinde bizim Ampute Milli takımımız değil mi? Evet. Avrupa şampiyonu oldu. Eyvallah. Ve o milli takımdaki kardeşlerimiz hep bedeni yani engelli gazi kardeşlerimiz. Bir şekilde terörle mücadelede yaralanan ee, bir takım hani e, nişan alameti taşıyan değil mi? Evet, Şeref tabii. alameti taşıyan o yaralarıyla, o engelleriyle e, ne yaptılar? Meydana çıktılar ve Avrupa şampiyonluğunu kazandılar. Göğsümüz kabardı. Göğsümüz kabardı. Evet, İftihar ettik onlarla. Demek ki e, azmin elinden hiçbir şey kurtulamaz. Evet. Azmin elinde. Bunun örnekleri pek çoktur. Yeter ki saha açalım. Yeter ki onları teşvik edelim, gayret edelim. Engelli kardeşlerimiz bizden şunu beklemiyor, yani kendilerine bir acınma hissi beklemiyor, Eyvallah. kendilerine her daim yardım edilecek hissi beklemiyor. Ya onlar yapabilecekleri kendi alanlarında en iyisini yapmak için imkan ve fırsat verilmesini istiyor. Yeter ki biz bu fırsatı verelim. Ha Bu noktada dinimizde zaten engellilere yaklaşım tarzı belli. E, e, yani kanunların da devletimizin de bu konudaki yaklaşım tarzı belli. Şimdi her bir kurumun yüzde üç olarak engelli çalıştırması var değil mi? Evet her bir kurumun şimdi her bir kurumun e, engelli kardeşlerimize ulaşımdaki yapması gereken bir takım şeyler var düşünün ki işte engelli kaldırımları, engelli rampaları, engelli asansörleri Tabii bunları e, yaptığımızda aslında o kardeşlerimize büyük bir hizmet yapmış oluyoruz fakat e, bunlar işin bir parçası asıl önemli olan onların ruh dünyasında, onların manevi hayatında Onların kıymetli olduğunu, değerli olduğunu, onların e, işe yaradığını, çok büyük e, güzellikler yapabileceklerini, potansiyellerini hissettirmek gerekiyor. Eyvallah. Bunu vurgulamak lazım ki e, bu engelli kardeşlerimiz hayata tutunsunlar, hayata küsmesinler, Allah korusun kadere isyan etmesinler. E, ben öldüm, bittim, benden bir şey olmaz düşüncesine asla kapılmasınlar. Kur'an ve sünnetin ruhu bize bunu veriyor. Eyvallah. Aslında bilinçli Müslümanlarda bu olması lazım değil mi Sayın Hocam? Bugün elimiz ayağımız tutuyor olabilir ama yarın hangimizin ne olacağı belli değil. Belki gözlerimiz görmeyecek, belki bir organımız olmayacak. Aynı duruma biz düşeceğiz. Bu sebepledir ki kendimize yapılmasını istemediğimiz bir hareketi, tavrı, davranışı bu kardeşlerimize yapmayacağız ki İslam kesinlikle ötekileştirmiyor, evet. sosyal hayata bu insanları alıyor, bağlıyor, bir takım görevler veriyor. Bir diğer husus da Sayın Hocam, imtihanın zorluğuna göre de mükafatı oluyor. Tabii Şimdi öyle. tek baca olup sürekli namaz kılanla iki baca olup namaz kılan arası aynı mı değil. Diğerinin mükafatı da ona göre yaptığı işin zorluğuna göre tabii o da farklı oluyor değil mi? Ee, kıymetli Hocam programımızın sonuna yaklaşıyoruz. Lakin e, Dünya Engeller Günü 3 Aralık malum e, bu konuda... Dünya Engeller Günü hakkında neler söylersiniz? Evet, tabii sohbetimizin başından beri ifade ediyoruz. Ee, yani engelliliği dediğimiz gibi asıl engelliliği manevi engellilik olarak görmek lazım. Bunu kesinlikle bu noktayı vurgulamamız e, gerekiyor. Tabii e, engelli kardeşlerimiz azim, gayret ve çaba ile yapamayacakları, üstesinden gelemeyecekleri, önlerinde hiçbir engelin duramayacağını e, ...bilmek lazım, bu şuurda olmak lazım. Ee, her insan... E, ...potansiyel olarak... ...bu engelliliğe düşebilir. Dolayısıyla bu toplumumuzun genelinin... ...bir e, sorunu... ...veyahut da toplumumuzun genelinin... ...bir meselesidir. Kimse bu mesele benim meselem değil... E, ...bu mesele başkalarının meselesi diye düşünemez. Dolayısıyla kendimiz de... E, ...böyle bir durumda olabiliriz... ...düşüncesiyle o şekilde... E, ...yaklaşmak tabii ki gerekir. Dediğimiz gibi... Her bir kurum ve kuruluşlar bu noktada çaba ve gayret içerisinde. Burada belki müftülüğümüzün de özellikle evet. e, iftiharla söyleyebileceğimiz, söylenecek. E, mesela eski Otogar Camii'nde e, engelsiz Kur'an kursu şeklinde. Eyvallah. Bakın değil mi? Engelli kardeşlerimize yönelik ama engelsiz Kur'an evet. kursu her yönüyle, ulaşımı yönüyle, orada e, işitme engellilere, görme engellilere yönelik e, hakikaten de güzel faaliyetlerin yapıldığı güzel, nezih bir mekan. Ee, o kardeşlerimizin memnuniyetle oraya gittiklerini, orada Kur'an öğrendiklerini, değil mi? Bakın yani evet. Kur'an öğrendiklerini, orada dini bilgileri öğrendikleri, orada böyle bir e, hemhal e, olduklarını hissediyoruz. Ee, yani e, kendimizden biri, içimizden biri, bizden farklı değil. Hepsi e, bizim kardeşlerimiz, biziz sonuçta kendi çocuğumuz. Kendi eşimiz, kendi akrabamız da aynı durumda olabilir. Her hanede veyahut da her birkaç hanede belki bir bu engelli kardeşlerimiz mutlaka var. Bizim de kendi akrabalarımız içerisinde bu şekilde olanlarımız var. Dolayısıyla bu kardeşlerimize el birliğiyle hep beraber toplum içerisinde farklı bir algı oluşturmayacak şekilde sahiplenmek gerekiyor. Onlara onlara e, başaracakları şekilde alanları, sahayı açmak gerekiyor. Azim ve gayretle hakikaten üstesinden gelinemeyecek şeylerin olmadığını hissettirmek gerekiyor ve bu konuda hep teşvik edici, olumlu şeyler söyleyeceğim ve toplumun genelde bir hassasiyet oluşturucu. Yani engellilere karşı konuşmada, sözde, hitapta, bakışta, tavırda, tutumda bunlar noktasında bir hassasiyet, bir farkındalık, bir nezaket mutlaka tesis etmeliyiz. E, diye düşünüyorum. İnşallah bu şekilde mesajlarımızı vermiş olalım ya. Yani. Allah razı olsun Sayın Hocam. Ağzınıza sağlık. Çok Nazım. keyifli bir sohbet oldu. İnan keyif aldık biz de bu sohbetten ama bize ayrılan sürenin de sonuna geldik üzülerek belirteyim ki. İnşallah yine bir başka programda tekrar sizlerle beraber olmak e, istiyoruz. Hı. Bunu da yürekten söylüyoruz. Evet sevgili izleyenlerimiz bir hakikatin İçinden isimli programımızı burada noktalayacağız inşallah. Bir başka hafta yine bir önemli konu, yine çok kıymetli konuklarla huzurlarınız olabilmeyi arzu ediyoruz. Efendim en güzel günler, en güzel geceler, en güzel yarınlar sizlerin olsun. Hepinizi Rabbimize emanet ediyoruz. Allah'a ısmarladık.